inşaat. Bu proje bir şey alanı değil mi? Projenin alanı burası oğlum işte. Ben evi çektim ya. Kurgu gömüyorlar ya. Ulan çok gidiyorum. Biyotrend yetkilisi Osman Nuri Bey, hepiniz izlediniz. 3 dakikalık bir animasyon sunumumuz var. Elektrik enerjisi üretimi projesini hayata geçiriyor ve Harman Dadı'nda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'nin ilk düzenli depolama alanı olan Armandalı düzenli depolama sahasında bulunan evsel atıklar artık bir sorun olarak değil, deponi sahasının etaplı halinde rehabilitasyonu sağlanacaktır. Kurulacak biyogaz tesisi 4 kişilik bir ailenin enerji üretim miktarı göz önüne alındığında 96 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacakmış da olacaktır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte başlandırılmış Türkiye'nin ilk modern düzenli katı atık depolama alanıdır. Yer almaması, yeraltı seviyesinin yapılan sonday Mayıs 2018 tarihinde sözleşmeye maksimum kapasiteyi de içine alacak şekilde 19.69 megawatt enerji olarak alınmıştır. Enerji üretim tesisimizde yıllık olarak bir vahşi depolama alanı var Harman Dalı'da ve bu İzmir'i zehirliyor ve bu işte Türkiye'nin yüz karası. Böyle bir algı var. Fakat gerçekten işin aslının böyle olmadığı çok kısa bir süre içinde ortaya çıktı. Aslında 100 gün var. 100 gün sonra bu olacak, yapılacak denilen şeylerin tamamı hayata geçecek. Yani 100 gün sonra biz burada 160 bin megawatt elektrik üretmeye başlıyoruz. 100 gün sonra biz burada 96 bin haneye ihtiyacı olan elektriği üretmeye başlıyoruz. Yok, 100 gün sonra burası gerçekten ekolojik ve ekonomik bir İzmir vahasına dönüşüyor. Dolayısıyla bu algının yanlışlığını abicim, ve aslında bambaşka bir hikayenin uzun zamandır burada yazılmakta olduğunu ve sonuna gelindiğini sizlerle paylaşmak için bu toplantıyı düzenledik. Sözün kısası, İzmir'e yeni bir enerji geliyor. Ve bu yeni enerji hem temiz bir enerji, hem dışa bağımlılığımızı azaltan bir enerji, hem ucuz bir enerji. Özetle İzmir'in iftihar edeceği, Yıldız Hanım'ın söylediği gibi Türkiye'nin en büyük ikinci enerji üretim tesisi haline gelecek bir tesisi 100 gün sonra burada işletmeyi açmış olacağız. 21 bin metrelik kanal döşenme çalışması, işte ağaç dikimleri, bitki dikimleri, bütün bunlar aslında 100 gün sonrasının altını oluşturan çalışmalar ve gerçekten işte bu sızıntıyı önleyecek membran düzenlemeleri, kanal düzenlemeleri, bütün bunların büyük ölçüde tamamlandığını söyleyebilirim. Ve İzmir iftihar edeceği, gelecek nesillere bırakacağı çok önemli bir tesise
kavuşmuş olacak. Çok küçük yaştan başlayarak ve çok sürekli bir eğitim planlıyoruz. Pilot bölge uygulamaları başlatacağız ve çöpü ayrıştırmayı ödüllendireceğiz. Başkanım dedi İzmir'e yeni bir enerji kaynağı geliyor diye. Ama İzmir'in en büyük enerji kaynağı Tunç Başkanımız. İzmir'in Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Harmandalı bölgesi, İzmir'in en kenarındaki merkezin en kuzeyindeki bölgesi ve gerçekten yatırıma muhtaç, geliştirilme arzusunda olan ve Çiğli'nin de yeni bir şehir merkezi olabilecek bir bölge. Buradan elde edilen elektrik enerjisinden kaynaklı gelirin büyük çoğunluğunun bizim bölgemize harcanacağını zaten biz biliyoruz başkanımızla. Evet. Çöp kokusundan kurtulmak, temiz enerji üretmek, kentin havasını temizlemek, dışa bağımlılığını azaltmak, belediyeye gelir elde etmek, yani nereden baksanız bayram yapacağımız bir haber, bir gün. O nedenle 100 gün sonrasını inşallah hep beraber görmek, yaşamak dileğiyle. Ben hiç bakmıyorum zaten, ben böyleyim.